Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Maddenin halleri ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz atmosferde su buharı. Atmosferdeki su buharından bahsediyorsak arkadaşlar, nem kavramı gelecek karşımıza. Çünkü havadaki su buharına nem denir. Atmosferdeki nem miktarı, daha doğrusu bağıl nemi bulmak istiyorsanız havadaki bağıl nemi, atmosferdeki nem miktarını, tabii belirli bir sıcaklıktaki nem miktarını, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarına, maksimum nem miktarına bölüp 100'le çarptığınızda bağıl nemi buluyorsunuz. Ne yapıyormuşuz? Atmosferdeki nem miktarını havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarına böldüğünüzde ve 100'e çarptığınızda bağıl nemi bulabiliyorsunuz. Bu miktar bazen sorularda gelebiliyor arkadaşlar. Konu testlerinde aklınızda bulunsun. Su buharı bulunmayan havaya kuru hava deniyor. Havanın o sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarına da doygunluk noktası deniyor arkadaşlar. Doygunluk noktasını da aşarsa zaten yağış oluyor. Gerçek ve hissedilen sıcaklık, belli bir yükseltide ölçülen sıcaklık gerçek sıcaklıktır arkadaşlar. Gerçek sıcaklığın nem, güneş, rüzgarın hızı etkisi göz önüne alınarak hesaplanan değerini ise hissedilen sıcaklık diyoruz. Yani gerçek sıcaklık belli şartlar nedeniyle hissedilen sıcaklıktan farklılık gösterebilir. Neymiş bunlar? Nem yüzünden, güneş yüzünden veya rüzgar hızı yüzünden. Peki ne olabilir mesela? Çok nemli havalar. Şehirlere göre düşünün. Adana çok nemli bir il diyelim. Antep veya Urfa ona göre daha kuru illerimiz. Havası daha kuru illerimiz. Doğal olarak Adana'daki 40 derece sıcaklık nemle beraber çok daha yüksek derecelerde sıcaklık hissedilmesine sebep olur. Ama Urfa'da veya Antep'teki kuru hava nem miktarı olmadığından, daha doğrusu nem rahatsız edecek şekilde olmadığından dolayı orada görülen 40 derecelik sıcaklık daha az bunaltıcı olacaktır. Ama Adana'da nemle beraber sıcaklık daha da bunaltıcı hale gelecektir. Direkt güneşin görülmesi, yani gölgede sıcaklık ve güneşte sıcaklık dediğimiz şey, direkt güneşin vurduğu bölgelerde sıcaklık daha yüksek derecede hissedilecektir. Rüzgar hızı da esen rüzgara göre değişecek şekilde, Poyraz esiyorsa sıcaklığı düşürür, Lodos esiyorsa sıcaklığı daha da arttırır şeklinde yorumlayabiliriz. Bu etkiler sıcaklığın hissedilen kısmının farklı olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Dış ortam şartlarından arındırılmış sıcaklık değerine gölgede sıcaklık denir. Yani bütün bu şartları dışarıda bırakıyor ve ölçüm yapıyorsanız gölgede sıcaklıktan bahsedeceksiniz arkadaşlar. Böylece atmosferde su buharıyla alakalı hem kavramları hem de durumun örneklemelerini yapmış olduk.